Size bugün bir ayrılık haberimiz var Hadise'den. Dırırı. Yeni bir aşk haberimiz var Hadise'nin eski sevgilisi. Hadise şey değil mi? Herkesin kısmetini açıp da kendi kısmetini bir türlü açamayan o kadın. İşte dokunduğu değerleniyor. Sonra kendisi. Bir sürü haber. Biz tek haberle kalır mıyız? Aldatma. Bugün aldatma yok. Ne boşanma var ama. Hırz düşmanlığı biraz olabilir. Asıl bomba haber şimdi. Şimdi geliyor. İzleyin. Megamek'ten herkese merhaba. Dedikodu kazanını kaynatmaya devam ediyoruz. Dedikodu kazanımızda dedikodularımızı fokur fokur kaynatmaya tabii ki de devam ediyoruz. Neden devam etmeyelim? Sürpriz bir aşk haberimizle başlıyoruz. Başlayalım. Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım aşkı. Yıldırım gibi geldi be. Yargı dizisindeki Ceylin'imiz kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım'la anılıyordu birkaç zamandır. Nereden çıktı bu söylentiler derseniz hemencecik onu da açıklayalım. Geçtiğimiz aylarda Kaan Yıldırım'ın Urla'da paylaştığı fotoğrafta bilekliği ve gözlüğü Pınar Deniz'in paylaşımında da fark edilince ikilinin aşk söylentileri ortaya çıkmıştı. Ve aşıklar el ele Melike Şahin konserini izlemeye gitti. Aşklarını da dağlara taşlara duyururcasına el ele poz vermeyi de ihmal etmediler. Aşk sarhoşu Kaan her şey gayet yolunda. Keyfimiz çok yerinde açıklamasını yaparken Pınar da beyim ne derse o dercesine güzel gidiyor her şey dedi. Kaan Yıldırım'da şeytan tüyü var. Aynen öyle çekiyor bir şeyler ama bilemedim. Pınar Deniz de çok güzel kız değil mi? Güzel mi? Allah sahibine var. Eski zamanlara gidersek Ezel'in Eyşan'ı mı desem, şimdinin Asya'sı mı desem bilemedim. Ama Cansu Dere hala sadakatsiz Volkan'ın travmasından kurtulamamış olacak ki bir dergiye verdiği röportajıyla dikkat çekti. Yalnızlık kendin tercih ettiğinde şahane bir şey. Herkesin yalnız kalabilmesi lazım. İnsanlar yalnız kalabilirse mecburiyetten kurtulur. Mecburi ilişkiler olmaz hayatında, temiz ilişkileri olur diyerek sadece kadın erkek ilişkisi için konuşmuyorum. Arkadaşlık ilişkileri de buna dahil sözlerini de ekledi. Bekarlık sultanlık canım benim. Yaşa hayatını. Yine hüsran her daim. Feryat figan kalbim başlıklı haberimize geçiyorum. Hadise. Güzel şarkıcımız, hadisemiz, iş insanı Mehmet Dinçerler'le Dillere Destan aşkıyla magazin gündemimizdeydi hatırlarsanız. Çift sessiz sedasız nikah masasına da oturdu, oturmasına ama güzelim çifte nazar değdi. Geçtiğimiz günlerde konserinde gözyaşlarına boğulan hadise hakkında bir sürü iddia ortaya atılmıştı hatırlarsanız. İddialardan bahsedeyim mi? Çünkü biraz şey böyle. İşte yok hadise hormon tedavisi görüyor hamile kalmak için de o yüzden duygusal bir an yaşadı. Yok işte o yazdığı küçük bir yol şarkısını Kaan'la beraber yazmış da eski sevgilisi aklına gelmiş. O yüzden ağlamaya başladı. Söyledim zaten. Evet ben de o yüzden bir şey demedim. Girdim. Ne yapayım? Böyle iddialar ortaya atılmış. Ben de anlatacağım. Benim bir şeyim yok. Son günlerde sergiledikleri tavırlarla da dedikoduları tabii ki de alevlendirdiler. Evlendikten sonra verdiği konserlerinde meşhur milyar milyonluk 3 milyon TL'lik yüzüğünü parmağından bir kere olsun çıkarmayan hadiseciğim yüzüğü de çıkarmış. Yeni mekan açılışı yapan Mehmet Dinçerler de alyansını çıkarmış. Ve asıl olay hadise açılışa katılmamış. Ve bir de bir şey daha söyleyeceğim. 23 Ağustos'ta Mehmet Dinçerler'in doğum günüymüş. Hadise bunu kutlamamış da. Çiçek gibi tazecik çiftimiz Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan balayı paylaşımları. Çık 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 çık. Düğünleri ayrı olay, gelinliği ayrı, ayakkabısı ayrı olay derken çift bayağı konuşulmuştu. Düğün yorgunluklarını atan aşkitolar balayı karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmiyor. Şimdi sıradaki haberimle ilgili bir şey yapmak ister misiniz? İnternet terminali satın alınmış. Derin bir iç çekiyoruz. Şeyma'ya, Mido. Bunlar festivale gitmişler. Festivalde internet yasağı varmış. O yüzden de Mido da demiş ki benim aşkitom, benim çiçeğim, böceğim paylaşımı yapmak ister. Çünkü her şeyi paylaşmadan yapamıyor. Bu yüzden de ben gideyim aşkitoma internet terminali satın alayım demiş. -6'ya inince telefonu çekmeyen ben. Buradan terminali almak isteyenlere duyurulur. Şebeke yok şu an telefonumda. Şu kız Bimsel kullanıyor.
Hop orada hop burada olan yaylı sepet Şeyma ile milyarder aşk tosu Mido festivale katılmıştı. Festivalde internet kısıtlaması varmış. Ama milyar milyonluk sevgili ne yapmış? Şeyma'sı için kıymış paraya. Helal olsun. Şeyma paylaşım yapmak ister diye gitmiş internet terminali satın almış. Ama şöyle de bir şey var. Yine bir dipnot. İnternet paylaşımı festivale özel bir şeymiş. Ve Şeyma da bu festivalin şeyine uyum sağlamak istemiş ve paylaşım yapmamış galiba. Boşa mı gitmiş paket? Paket terminal. Terminal olduğunu şey algılayamadı direkt paket olarak. He, internet paketi. İşte erkeklere ihtiyaç duymayan şey maymun. Nasıl erkeklere ihtiyaç? Şaka şaka. Şaka. Yine bir yakışıklı haberi aldım. Almasaydım olmazdı. Demet Sağroğlu'nun 90'lı yıllara damgasını vuran Arnavut Kaldırımlı şarkısı klibiyle de hafızalara kazınmıştı. Yıllar geçmesine rağmen hala çoğu kişinin diline dolanan şarkının klibinde oynayan mavi gözlü küçük çocuğu ise hepimiz hatırlıyoruz. Değil mi? Hatırlıyoruz. Şimdi gördüğünüzde daha çok hatırlayacaksınız. Aklınızdan silinmeyecek. Minnoşluğuyla da akıllara kazınan, elma şekeri yiyen şapkalı ufaklık şimdi yakışıklı bir beyefendi, karizmatik bir beyefendi olmuş, karşımıza çıkmış. Burada Batuhan Aydar'ın fotoğraflarını kocaman kocaman getirilmesini talep ediyorum. Yine milyar milyonluk bir haber var. Hacı Sabancı ile nikah masasına oturan Zeynep Nazlı eşiyle beraber bir davete katıldı. Evet, her şey normal buraya kadar. Nazlı'nın "Ben senin olmadığın her yerde canım, yeşillenirim" kombininin fiyatı maşallah Subhanallah dedirtti. Şimdi baştan aşağı yürüyen marka olan Zeynep Nazlı'nın elbisesinin fiyatı öncelikle. Var mı arttıran? 41 bin. Okuyor buradan metnimi, bana ne? Ama ucuz. Ucuz mu? Sen ailene hiç 41 bin liralık elbise aldın mı söyleyemiyorum bile, bak o para şeyini. 41 bin liralık. Söyleyemiyorum. Aldın mı söyle çabuk burada. Ona göre ucuz. Kayıt altındayız. Doğru, Sabancılara göre ucuz. 41.950 TL elbise. Çantaya geliyorum. 11.750 TL. Ne diyorsun bu konu hakkında? Ucuz. Ay bu zengin he. Topuklu terlikleri ise 13.750 TL. Toplam fiyatını söylemeye, kombinin toplam fiyatını söylemeye dilim varmıyor. Geç bu haberi. Bedava. Camdaki Kız dizisinin kabusu Feride, çapkın damadıyla poz vermiş. Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer'le çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafı görünce de "Kız Feride gülümseyebiliyor musun?" dedim kendi kendime. Dile kolay, 19 yıllık evli kalan Ebru Cündübeyoğlu ve Güçlü Mete boşandı. 2003 yılında dünya evine girmişlerdi. Birlikteliklerini gözlerden uzakta yaşıyordu ve çift yollarını ayırmaya karar verdi ne yazık ki. Megamek'ten bugünlük de bu kadar. Daha ne olsun. Hoşçakalın.